Hocam son yıllarda basında sürekli olarak Diyanet halka fazladan oruç tutturuyor diyorsunuz. Buna karşılık birçok kimse de eksik tutmayalım da fazla tutalım. Fazla tutmak Müslümana zor gelmez ama eksik tutarsak orucumuz kabul olmaz. Biz fazla tutmaya razıyız, ibadetimize kimse karışmasın diyorlar. Bu söyleme karşı ne demek lazım? Canım, onlar kendileri ne yaparsa yapsın. Bizim doğruları söyleme mecburiyetimiz var. Yani isterse 24 saat tutsunlar onu tutacak olanlar. Yani fazla oruç tutmak mı Hatta bir mesela ay yani boyunca hiç ortada? açmasınlar yani. Bir yıl boyunca da açmamalarını tavsiye ederim. Nasıl olsa öldükten sonra hiç yiyip içmeleri olmayacağı için şimdiden işi halletsinler daha güzel olur. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığı insanlara orucu insanlar için erken başlatıyor ki bir saatten oldukça fazla bir süre erken başlatıyor. Sahur yemeği yenmesi gereken saatte seher vaktinde insanlar oruca başlıyor. Vücudun dinlenmesi gereken vakitte de yemek yediriliyor. Dolayısıyla bu konuda gıda uzmanlarının da devreye girip halkı uyarmaları gerekir. Yani vücudun uyandığı seher vaktinde yemek yenmesinin gerektiğini onların da söylemeleri lazım. Ki bazı arkadaşlarımız bu konuda çalışmalar yapıyor. Mesela Doktor Hakan Ertok o konuda bir çalışma yaptı. Bir kere vücuda zarar bir. İkincisi adam kalkıyor. Yani zaten gece uyku diye bir vakit kalmıyor. Yatsının geçtiği bir vakitte kıldırıyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de namazın kazası diye bir şey yok. Ya vaktinde kılarsın ya da kılmazsın. Diyanet'in kıldırdığı vakit, yatsı namazının bittiği vakittir. Buna hiçbir şekilde hakkı yok ve üstelik insanlara yatsı vaktidir diye ezan okuyor, arkasından da namaz kıldırıyor. Erken namaz kıldırmış gibi de kalkıyor işte, teheccüd namazı yerinde kılınması gereken, yani isteyenlerin teheccüd olarak gece kalkıp kılacakları 20 rekatlık bir namaz teravih diye kıldırılıyor ki Resulullah hayatında hiç kılmamıştır. Resulullah her gün gece teheccüd namazı kılmıştır. Ramazan'da da mescitte itikafta bulunurken kılmıştır. Ama herkes evine gittikten sonra kılmıştır. Tamam, herkes evine gittikten sonra kalanlar gece gelsinler. Yani vakti olanlar gece geçsinler, camide kılsınlar. Problem değil. Madem Ömer radıyallahu anh'ı taklit etmek istiyorlar, etsinler. Onun yaptığı gibi yapsınlar. Kaldı ki Ömer radıyallahu anh kendisi de kılmamış. Kılanlara bir şey dememiş. Yatsıyı kılıyor, evine gidiyor. Evine gittikten sonra çıkıp çarşı pazarı kontrol ederken camide bir takım hareketlenmeler olduğunu görüyor, bakıyor ki millet namaz kılıyor. Tamam, öyle kılan kılsın. Sakınca yok yani, evinde değil de gitsin camide kılsın teheccüd namazını. Ama tutup da bunu bir teravih diye hem de sünnet-i müekkede diyerek sanki Resulullah hep kılmış gibi göstermek, bir kere bu dini açıdan asla kabul edilebilecek bir tavır değil. Yatsıyı geciktir. Sabah namazı olmadığı bir vakitte insanlara kıldır. İnsanların dinleme zamanında onlara yemek yedir. Ondan sonra gel bunu biz uzun oruç tutuyoruz size ne diye savun. Böyle saçmalık olmaz. Allahü Teala düzen koymuş. Bizim ne bir saniye ilerisine de gerisini gösterme şansımız yoktur. Neyse o. Az önce o saatleri tespitte bir takım yanılmalar olduğunu ben size söylemiştim. Çünkü o bizden kaynaklanan şey değil. 2-3 dakika falan dedim ya. Çünkü bu uluslararası hesapları yapanlar Müslümanlar değil. Biz onların hesaplarını kullanıyoruz. Şimdi 3/10 hatayla bir hesap bulduk. İnşallah onu uygulamaya çalışacak arkadaşlar takvimlere. Onu uyguladığımız zaman da tam
10.000'de 3 hatayla takvimi size takdim etme fırsatımız olacak Allah nasip ederse. Yani o bizim demin takvimde bir takım oynamalar dediğim, o bizden kaynaklanan değil. Biz onun ne çipleri uydulara biz yerleştirdik, ne o hesapları biz yaptık. Şu anda mevcut hesaplardan yararlanıyoruz. Dolayısıyla bizim Allah-u Teala'nın koyduğu kurala ne ilave yapmaya ne de çıkarmaya hakkımız vardır. Allah'ın dininde ihtiyat olmaz. İhtiyat ne demek olur biliyor musun? Ya Rabbi sen burada biraz hata etmişsin, ben yine dikkatli davranayım deme lazım. O zaman sen başka bir tanrının kulusun demektir. Bunun anlamı odur. Allah'ın dini son derece dakiktir, sağlamdır. Size göre o diyor fecir tarafından, kızıl ışığın bulunduğu taraftan siyah iplik beyaz ipten net olarak ayrılıncaya kadar yiyin için diyen Allah-u Teala'dır. E sen hiç yeme içme canım. Sen istersen ömrü boyu yeme içme. Sen bizi ilgilendirmez. Biz Allah'ın dinine uymak isteyenlere doğru dini anlatıyoruz. Evet.